Habitat Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz yayının bu bölümünde Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Blockchain Teknolojileri Merkezi Direktörü, Doktor Öğretim Üyesi Bora Erdamar ile Blockchain Teknolojilerini konuşacağız. Hocam merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Tam onu diyecektik. Bizim normaldeki yayınlarımızda biz hoş geldiniz diyoruz ama bugün Blockchain'isteyiz. Sizin konuğunuzuz. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Hem ev sahipliğiniz için hem bu konu üzerinde bir şeyler konuşacağız sizinle. Hem biz bir şeyler öğreneceğiz hem de var olanın üzerinde burası neler yapıyor. Biraz onlardan bahsedeceğiz. İsmail sen de hoş geldin. Hoş bulduk yine. Güzel tuttu yani iki yayından beri beraber evet, bir şeyler yapıyoruz. Bu sefer dediğin gibi ofisin dışına çıkmak bayağı güzel oldu böyle. Tedbirli mekanda ferahlık vardır demişti. Güzel bir yayın olacak. Bayağı da ferah bir mekandayız gerçekten yani hani evet. Sözden ziyade. Sizlerle birlikte çok sağ olun. Evet çok yani yeni nesil bir üniversite. Üniversitenin ortamı da gerçekten çok güzel. Böyle bir merkezin de burada bu vizyonla oluyor olması gerçekten sevindirici bir konu. Yani işte bu az önce dışarı çıktığımızda sende de konuşmuştuk. Şuradaki radyoyu falan görünce sürekli sirkülasyon var ve sürekli yaşayan bir üniversite gerçekten burası. Biraz hani öğrencilik dönemlerimizde biraz arkadaşlarla sohbet ettik. Hem kıskandık hem de böyle bir keşke biz de bu şekilde geçirebilseydik dedik. O yüzden çok şanslılar buranın öğrencileri. Çok teşekkürler. Yeni dönemin de ilk başlangıcı bu haftalar. Dolayısıyla da öğrencilerin bir yeni döneme başlama heyecanı da var. Pek çok öğrencimiz derslerin özellikle içeriğini öğrenmek için de ne şekilde bir dönem geçireceklerini anlamak için de okulda şu anda dört bir yandan koşturuyorlar. O zaman size de bu yeni dönemde başarılar dileyelim. Çünkü anladığım kadarıyla çok yoğun bir dönem geçecek. Yoğun yani. Ve zevkli diyelim. Hocam hemen isterseniz başlayalım. Tabii buyurun. Blockchain her yerde konuşuluyor. Hemen hemen herkesin de az da olsa bir fikre sahip olduğunu düşünüyorum. Kimi zaman okuduklarından, işte kimi zaman sosyal medyadan, dijital mecralardan veya televizyondan. Ama karıştırılan en büyük şey tabii ki Bitcoin. Blockchain denince akla, hatta Bitcoin denince akla blockchain geliyor zaman zaman. Bu ikisinin arasındaki fark nedir? Bitcoin blockchain midir? Blockchain mi Bitcoin'i doğurdu yoksa Bitcoin mi blockchain'i ön ayak olduğu yayılmasında ve gelişmesinde. Bu pürüzü hemen akıllardan silmemiz için böyle kısaca ne söylersiniz? Tabii memnuniyetle. Benzetmeyle başlayıp hem de vakitten de kazanmak anlamında şu örneği vereceğim. Biz interneti öncelikle iletişim için kullanmaya başladık. E-mailler aracılığıyla, chat programları aracılığıyla kullanmaya başladık interneti. Çünkü özünde internet aslında bir bilgi paylaşımı protokolü. Aslında 8 tane bilgisayarın birbiriyle haberleşmesi için kurulmuş bir platformken şu anda dünyadaki bütün iş akışını değiştirmiş. Hepimizin eğitim yaşantımızdan enerji sektörüne, alışverişten bütün dünyadaki düşünce tarzımıza kadar hepimizi şekillendirmiş bir teknoloji. Blockchain teknolojisini de biz ilk kripto paralarla duyduk ve finans sektöründen başlayarak büyüdüğünü gördük. Buradaki benzetmenin şöyle vurgulandığında daha net olacağını düşünüyorum. İnternet eşittir e-mail demek ne kadar doğruysa, blockchain eşittir kripto paralar ya da finans sektörü demek de işte o kadar doğru ya da o kadar eksik olacaktır aslında. Şöyle, peki bu neden Bitcoin'le bu kadar bir anılıyor? Onu dilerseniz vurgulayalım. 2008 yılında aslında bir çeşit manifestoyla biz Bitcoin'i duyduk. Finans krizinden sonra 2008 yılında Satoshi Nakamoto denilen bir kişi mi, bir kurum mu, yoksa bunların çoğulu mu olduğunu bilmediğimiz bir isimle bu white paper yayınlandı. Ve orada herhangi bir merkezi sisteme gerek olmadan taraflar arasında bir kripto varlığın transferinin nasıl yapılabileceği konuşuldu. O manifesto diyelim, onun en özünde aslında söylenen şuydu ki finans sistemi merkezler olduğu zaman o merkezlere bir zarar geldiğinde tüm sistemin çökebileceği hassasiyettedir. Dolayısıyla günümüzün dijital dünyasında, günümüzün teknolojisinde bizim taraflar arası mesela para transferinin ya da finansal işlemlerin ya da herhangi bir değerli varlığın takasının ve ticaretinin daha iyi yapılabileceği bir örnek mevcuttur. Bu örnek de Bitcoin'dir dendi. Ve sonrasında yıllar içinde keşfedildi ki bu Bitcoin üzerinde düşündüğümüz white paper aslında çok farklı alanlarda da kullanılabilecek, internetin dediğiniz gibi yeni versiyonunu barındıran bir başka paylaşım teknolojisi barındırıyor. Dolayısıyla blockchain teknolojisine o bizim ilk
Bitcoin'den öğrendiğimiz white paper'ın altında yatan teknolojinin kendisi olduğunu söyleyebiliriz. Aynen başta internet ve e-mail örneğinde kullandığımız gibi. Ve buradan şu sonuç da çıkıyor. Blockchain teknolojisini biz finans dışı uygulamalarda gördükçe ve kullandıkça aslında işin özünün ne kadar internet gibi dönüşümsel olduğunu da zaman içerisinde çok daha fazla fark edeceğiz. Yani gelecekle ilgili birkaç sorum olacaktı. Buyurun. Şimdi de spoiler olsun öyleyse buradan. Ama oraya geçmeden önce biz tabii bir sabah uyandık ve artık hayatımızda blockchain ve bitcoin diye bir teknoloji olmadı. Muhakkak işte white paper'dan 2008'den bu yana gelen, hatta daha da belki eskiye dayanıyor. Doğru. Çok çok daha altyapısı. Biraz da onlardan söz etmek gerekirse. Bu blockchain teknolojisinin tarihçesi, ilk çıkış noktası nereye dayanır? Hangi aşamalardan geçip bugüne gelmiştir? Şöyle diyelim, hani konuyu aslında bir network sistemi olarak ele alacak olursak ve bu network'ü de ademi merkeziyetçi bir network olarak düşünecek olursak, burada biz doğrudan demokrasi uygulamalarına benzetme yapabiliriz. Doğrudan demokrasi uygulamalarında taraflar bir arada karar alıp birbirleriyle iletişimi ve ticareti herhangi bir merkezi otorite olmadan yapabilirler. Bunun uygulamaları antik Yunan zamanlarına kadar gider. Konuyu para üzerinden düşünecek olursak, yine herhangi bir merkez bankasının basmadığı, paraların transferiyle alışverişin olduğu dönemleri de çok eski zamanlara kadar götürebiliriz. Dolayısıyla blockchain teknolojisini besleyen fikirleri insanlık tarihi boyunca farklı uygarlıklarda ve farklı zamanlarda gördü sahiden. Ama blockchain teknolojisi bu işte tarih boyunca biriken farklı özelliklerin bir araya getirildiği bir veri tabanı teknolojisi olarak ve aslında 5 tane parametre sayabiliriz orada. Anonimlik, ademi merkeziyetçilik, şeffaflık, bununla birlikte sondan eklemeli diyelim. Bu özelliklerin bir arada olduğu bir veri tabanı yok. Daha önce insanlık böyle bir veri tabanıyla karşılaşmadı. Dolayısıyla burada dönüşümsel ve 2008 yılında icat edildiğini varsayacağımız bir yeni teknolojiden bahsedebiliriz. Yani tabii biraz daha sosyolojik olarak incelediğimizde de dediğiniz örnekler çok güzeldi. Böyle antik Yunan'a kadar giden ufak ufak tohumları atılmış. Fakat sonradan fark ettiğimiz veya niye böyle bir şey ortaya çıkmıyor dediğimiz şey blockchain'in temelini oluşturuyor sanırım. Yani şey var, burada mesela aklıma şu geldi. Daha önce bu konuda yaptığım bir araştırmada şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Bu işte The Economist dergisi işte kapaklarıyla çokça yer ediyor. İşte kehanette olabilir veya işte o yıllık yaptıkları şeyde, yıl sonunda yaptıkları kapakları. 90'lı yıllarında bir tane hazırladıkları kapak resim var. İşte bir kartal, boynunda bir zincir asılı ve zincirin ucunda da para var. Evet. Bunu buna yoruyorlar işte. Yani bu teknoloji aslında o zamandan böyle öngörüldü, bir kere bir kehanet olarak ortaya atıldı falan gibi bir söylem de var popüler olarak kullanılan. Yani bunları biraz aslında mevcut sistemin günümüz ekonomik sistemine çok da yetememesinin öngörüleri olarak da bakabiliriz. Dolayısıyla böyle bir beklenti vardı aslında. Bir ihtiyaç da. Aynen. Belki. Yani şu anda mesela uluslararası para transferini düşündüğünüzde burada pek çok hem maliyet anlamında yüksek komisyonlardan bahsedebiliriz, hem de zaman anlamında günümüzün kesinlikle bu global dünyasının hızına uymayan bir yavaşlıktan söz ederiz. Biraz bunlara duyulan özlemler tabii ki daha öncesinden de dile getiriliyor ve haber oluyordu. 2008 yılından itibaren de işin belki bir çeşit adı kondu aslında. Peki şey, bu özellikle blockchain'in, işte hani kripto paralar tarafında Bitcoin'in işleyişine baktığımızda bunu basit bir şekilde nasıl anlatabiliriz karşımıza, işte bir kişinin nasıl bahsedebiliriz bu Bitcoin konusunda, tarif etmek noktasında? Çünkü insanlar finans sisteminde bazı temel araçlara hakimler. Fakat yine finansal okuryazarlık becerilerine baktığımızda toplumun, gençlerin yine bazı finans konularından çok haberdar olmadıklarını görüyoruz. Bu konuda yapılan bir araştırma da var, gençlerin o finans durumuyla alakalı. Yaklaşık %80'i enflasyon kavramından veya bazı finans araçlarından haberdar değiller. Ve şimdi yeni bir finans kavramı ortaya çıkıyor. Burada kripto paralarla birlikte ve teknolojiyle birlikte ortaya çıkmış bir kavram. Bunu nasıl basit bir şekilde anlatabiliriz? Orada benim kullandığım
bir analoji var. Dijital kiralık kasa sistemi diye. Bunun ne olduğunu belki birazcık irdeleyebiliriz. Şöyle bir benzetmeyle başlıyorum. Bırakalım dijital dünyayı. Fiziksel değerli bir varlık düşünelim. Evimizde olalım. Böyle bir mücevher olabilir, bir önemli belge olabilir, önemli bir senet olabilir. Önem verdiğiniz, manevi değeri bile olabilir. Sadece sizin için değerli bir fiziksel obje olsun. Biz bunu nasıl saklıyoruz? Evimizdeki kasada saklarız herhalde. Yani kitap arasında koymayı falan geçersek, yastık altında geçersek, evdeki kasa sistemi herhalde ev içerisinde düşünülebilecek en güvenli sistemlerin başında gelir. Peki bu yeterli mi? Değil. Yani dünyanın bin bir türlü hali var. Doğal afet olabilir, hiçbir şey olmadı. Eve hırsız girebilir, yangın çıkabilir. Pek çok risk barındırıyor bu saklama şekli. Peki bunun zayıflığı bilindiği için bizim günümüzde çok daha yaygın olarak gördüğümüz başka bir uygulama var. Özellikle çok değerli mücevherlerden bahsediyorsak. Bir bankanın kapısı çalınır. Bankaya bir kira karşılığında kasa hizmeti alınır bankadan. Dolayısıyla aslında bankanın güvenlik sistemi kiralanır. Öyle değil mi? Evet, doğru. Peki bu kasa sistemi ne kadar güvenli? Ya da ne kadar pratik? Özellikle sizin o kasaya, bankanın kasasına sakladığınız fiziksel objeyi değiş tokuş için kullanmanız gerekiyorsa bu pek verimli ve hızlı bir sistem değil elbette. İşi güvenlik boyutuna götürecek olursak, orada da popüler diziler var şu anda, işte La Casa de Papel diye bir dizi vardı biliyorsunuz. Dolayısıyla biz koskocaman bankaların kasalarının çok güvenli olamayacağını bilebiliyoruz. Bir de başka bir teorik önemli konu var. Bizim daha doğrusu yeni ekonomik modellerin ihtiyaç duyduğu az önce söylediğimiz konu özellikle ve ikisi bir arada olmalı. Hem değiş tokuşu hızlı olabilmeli, transferi kolay olabilmeli, hem de bunun güvenli bir şekilde yapılması lazım. İşte bunu fiziksel bir objeyle yapabilmek mümkün değil. Yani olsa olsa birden fazla bölünebilen bir obje olması lazım. Onu dünyanın farklı yerlerindeki banka kasalarına koyarsak belki bir güvenlik sağlanabilir ama değiş tokuş gene problemli. İşte dijital dünyaya geçtiğimizde şimdi sizden o bankaların farklı yerlerdeki kasa sistemini dijital hale dönüştürmenizi isteyeceğim. O şekilde hayal etmenizi isteyeceğim. İşte blockchain sistemi böyle bir sistem. Ve nasıl ki bankaya, daha doğrusu o bankanın güvenlik sistemine bir kira bedeli ödeniyor, işte dijital kiralık, dijital kasa sisteminin kirasını da bir çeşit kripto para olarak düşünebilirsiniz. Peki hocam, biraz da böyle blockchain'in teknolojisinden, altyapısından ve özelliklerinden bahsedecek olursak, örneği verdik ama teknik kısımda neler var? Onlardan biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii, memnuniyetle. Blockchain teknolojisi dediğimiz aslında özünde bir veri tabanı. Şimdi veri tabanı ne demek? Bizim, yani aslında üzerine herhangi bir bilgi girdiğimiz her şeyi bir veri tabanının en küçük formatı olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla mesela bir bakkal defteri de veri tabanı olarak düşünülebilir. Burada önemli olan o veri tabanını kullanıcı sayısının bir olmaması mümkünse. Bakkal defterinde ne vardı? Veresiye defterinde işte bir alışveriş yapılmıştır ama karşılığı ödenmemiştir. Sonrasında ödenmek üzere not düşünmüştür ve orada bir işlem gerçekleşmiştir aslında. Peki burada sıkıntı ne? Herhangi bir şekilde mesela müşteri itiraz ederse, hayır ben o ürünü almadım derse, konunun tarafları sadece bakkal ve müşteri olduğu için buradaki anlaşmazlığın çözülmesi zor. Blockchain teknolojisi bizim dijital bir veri tabanıyla başlar. Bu veri tabanının saklandığı tek bir server yoktur. Bu nedenle burada biz dağıtık dediğimiz ya da ademi merkeziyetçi dediğimiz bir veri tabanından bahsediyoruz. Ve bu dağıtıklıkla beraber toplam 5 tane özelliğimiz var. Ademi merkeziyetçi, şifreli, anonim, şeffaf ve sondan eklemeli. Şifreli olması ne demek? Buradaki bilgilerin kendisinin değil aslında şifrelerinin blockchain'de tutulması olarak düşünebiliriz bunu. Ama teknolojinin içerisinde aslında daha önce bu dijital kasa sisteminden bahsetmiştik. Oradaki kasaların oluşturulması ve oradaki kasaların içine bilgi yazılması da bir şifreleme algoritmasının çözülmesiyle mümkün. Bununla beraber aslında birbiriyle çelişik gibi gözüken iki özellikten bahsettik. Bunlar anonim ve şeffaf olması. Evet. Şey aynı zamanda hem anonim hem şeffaf nasıl olabilir? Şöyle benzetmeden devam edelim. Veresiye defteri dedik.
Veresiye defterinde önemli olan bilgi bir ürünün ve o ürünün fiyatının bilgisidir. Belki taraflar, ki çoğunlukla ticarette bu böyle olabilir, taraflar, yani işlemi gerçekleştiren taraflar, kimliklerinin gizli kalmasını isteyebilirler. Dolayısıyla anonimlik ve şeffaflık blockchain veri tabanında şöyle düşünülebilir. Bakkalın ve müşterinin kimliği kendileri istedikleri müddetçe gizli, bu anlamda anonim. Ama gerçekleştirdikleri işlem, yani verilen mal ve onun fiyatının bilgisi şeffaf. Bu neyi sağlıyor? Herhangi bir şekilde taraflar arasında uyuşmazlık olursa başkaları dağıtık veri tabanında aynı işlem defterinin kopyasını bulundurdukları için oradaki değişikliğe ya da itiraza müdahale edebiliyorlar. Evet, bu bilgi gerçektir, bu işlem doğrudur, sahidir, sahicidir ya da bu işlemde bir değişiklik yapılmıştır diye. Aslında güven kısmını, işlemin doğruluğu kısmını biz iki kişiden artık dağıtık veri tabanına aktarıyoruz. Sonuncusuna gelelim. Sondan eklemeli olması ne demek bir veri tabanının? Bu veri tabanından herhangi bir bilgiyi silemiyorsunuz demek. Ancak sonradan ekleyebiliyorsunuz. Sondan eklemeli olması aslında sistemin büyümesiyle ilişkili bir şey. Burada hemen akla gelecek soru, peki yanlış bilgi girilirse o bilgiyi silmek evet. mümkün değil mi olabilir? Şöyle bir şey mümkün. Elmasa yazı yazmak gibi düşünün. Elmasın üzerine çizebilirseniz şayet orada artık o çizgiyi geri alamazsınız. Üzeriniz, elmasın üzerine yazdığınız yazıyı karalayıp yerine başka bir yazı yazabilirsiniz ama oraya bir şey yazıldığı bilgisi hep vardır. Burada da bu çeşit düzeltmeler mümkün. Yani yanlış bilgi ilelebet orada görünür olacak diye bir kural yok. O yanlış bilginin üzeri çizilerek yeni bilgiye eklenir ama yanlış bilginin olduğunun kaydı daima orada tutulur. Peki şimdi hocam, bu teknoloji donanımsal bir teknoloji değil muhakkak. Yani etki ettiği alanlar tabii ki var, fakat daha yazılımsal bir teknoloji. Ama biz gündelik hayatta blockchain teknolojisiyle karşılaşıyor muyuz? Veya farkında olmadan gündelik hayatta yaptığımız işlemlerin altyapısında blockchain teknolojisi çalışıyor mu şu an 2019 yılında? Hayata geçirilmesi planlanan ve prototipleri başlamış pek çok projeler var. Mesela Amerika'da bir eyalette oylama sistemleri blockchain teknolojisine aktarılarak yapıldı. Bu bir örnek. İngiltere'de tapu kadastro işlemleri ve tapu senetleri blockchain teknolojisine aktarılıyor. Türkiye'de de şu anda blockchain merkezi olarak bizim bir eğitim ve blockchain projemiz var. Bahçeşehir Üniversitesi'nin öğrencilerinin diplomalarını, sertifikalarını ve aslında bütün öğrenim belgelerini ve bilgilerini blockchain'e aktararak bu sistemde sahici bir şekilde saklandıklarının garantisini verebiliyoruz. Kime? Hem öğrencilere, hem öğrencilerin diplomalarıyla başvurdukları diğer kurumlara. Dolayısıyla günlük hayattaki örnekleri başladı. Önümüzdeki 5 sene içerisinde ben bunun çok daha artacağını düşünüyorum. Burada da şöyle temel bir iddia var aslında. İnterneti bir bilgi paylaşım protokolü olarak tanımlamıştık konuşmamızın başında. Blockchain'e de bir değerli varlık takas protokolü olarak bakabiliriz. Ve böyle baktığımızda şunu görüyoruz. Aslında blockchain teknolojisi internetin çıkışından beri çözemediği problemleri çözüyor zaten yapısı itibariyle. Nedir onlar? Mesela telif hakları meselesi. Evet. E-mail ve chat uygulamalarından sonra herhalde en yaygın uygulamalar MP3'lerin indirilmesi, işte bazen illegal içeriklerin indirilmesi, bunlarla beraber gelen bazen yasal sorunlar vesaire, hep özünde bir telif hakkı meselesi. Biz internet üzerinden online bankacılık sistemleriyle para gönderebilsek de bir şekilde, ki onda da yavaşlıklar ve yüksek komisyon ücretleri problemi söz konusu, biz internet üzerinden telif haklarının aktarılması meselesini çözemedik hala daha. Burada bir takım yeni monopoller oluştu aslında. Eskiden MP3'ler indirilirken şimdi belli bir düşük ücret karşılığında belirli firmalardan bu hizmeti tekrar kiralıyoruz. Ama burada da ürün sahipleriyle o firmalar arasında bazen telif haklarının yeterli ödenmesi konusunda hep bir sıkıntı var. İnternet çünkü buna uygun dizayn edilmedi diye bakıyorum. Biz interneti bilgi paylaşım protokolü olarak biliyoruz ve bilgi paylaşımı konusunda bir şekilde iletişim sektöründe iletişimi dönüşümsel olarak
etkilemiştir. Ama değerli varlık takası ve transferi ve ticaretinde işte blockchain teknolojisinin uygulamalarını hayatımızda yakın gelecekte görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Dediğiniz şey çok doğru. Örneğin bir telif hakkı veya MP3 indirilmesinin veya illegal bir şekilde bulundurulmasının ve bulundurmaya teşebbüs etmenin önüne geçemedik. Ama onun yerine alternatif mecralar ürettik. Yani dedik ki biz senin indirmene kesinlikle karşına bir duvar çekemiyoruz. Ama bak çok düşük bir ücretle daha yüksek kalitede bir müziği şu platformdan dinleyebilirsin. Ama sorun esasen hep aynı şekilde orada kalıyor. En başta verdiğiniz o dijital kasa örneği, işte diploma örneği veya kıymetli evrak. Çünkü biz sadece kıymeti pahada değer biçilen bir ürün olarak görüyoruz. Halbuki manevi değeri çok yüksek olan sadece sizde bulunan herhangi bir ürün de kıymetli evrak kısmına giriyor. Bu noktada iş ne kadar kıymetliyse biliyorsunuz ki dijitalde ve internette o kadar da açığı, yani başkasının talep edebilmesi konusunda açığı da aynı oranda artıyor. Peki bu blockchain teknolojisinin siber güvenlikle ilgili olan bağı nasıldır? Blockchain teknolojisi ivme kazanırken siber güvenlik açıkları tam ters oranda düşecek demek midir bu? Şöyle diyelim, benzer bir probleme farklı çözüm perspektifleri diye ayırabiliriz öncelikle siber güvenlik uygulamaları ve blockchain teknolojisini. Siber güvenlik uygulamaları bizim hassas datalarımızın bulunduğu serverların, sunucuların korunması, dolayısıyla merkezi sunucuların bulunduğu network sistemlerini korumak ya yönelik uygulamaları içerir çoğunlukla. Bu alanların tabii ki kesişimi var ama ayırmak istersek bu şekilde tanımlayabiliriz. Blockchain teknolojisinde ise artık merkezi sunucular yok. Network'te dağıtılmış bilgiler bütün network'ün yapısı sayesinde zaten kendiliğinden güvenli olarak başlıyor yolculuklarına ve transferlerine. Dolayısıyla burada örtüştükleri alanlar olmakla birlikte özünde farklı perspektifler bunlar. Biri artarken diğeri azalır diyebilir miyiz? Çok uzunca bir süre birbirini beslemek zorunda diye düşünüyorum. Çünkü şu anda biz internetin de evet dağıtık hale getirilmesi, blockchain tabanlı internet gibi yeni kavramları duyuyoruz ama bütün bunlar yerleşene kadar biz hala işte kripto para marketlerinin internet tabanlı olduğunu görüyoruz. İşte hacklenen siteleri görüyoruz ve bunlar çünkü aslında orada hacklenen blockchain teknolojisi diye düşünüyor insanlar değil. Orada hacklenen blockchain teknolojisiyle haberleşmeyi sağlayan internet siteleri. Dolayısıyla bunlar büyüyecekse bir arada büyümek zorundalar diye düşünüyorum. Peki burada şöyle bir soru sormak istiyorum da. Mesela işte blockchain, işte sadece kripto paralar değil dedik, Bitcoin dedik. Bir de popüler olarak konuşan bir Ethereum var. Yani işte bu Ethereum'un farkı nedir? Bitcoin'den farkı veya kendi blockchain teknolojisinin içerisindeki yeri nedir Ethereum konusunda? Tabii. Baştaki benzetmemizden gidelim. Blockchain teknolojileri sistemini bir dijital kiralık kasa network'ü diye tanımlamıştık. Bu şekilde düşünmüştük. 2008 yılında biz bu sistemi Bitcoin aracılığıyla anladık ve yorumladık. Ve oradaki ana fikir şuydu aslında. Bu kasa sisteminde saklanan varlık, değerli varlık bir çeşit para olsun ya da kripto varlık olsun. Sonrasında Vitalik Buterin'le beraber biz Ethereum sistemini, Ethereum platformunu duyduk. Buna da hatta artık şu anda blockchain 2.0 denmekte. Dolayısıyla Bitcoin'in geçtiği blockchain teknolojisine blockchain 1.0 diyebiliriz. Ethereum platformunun geçtiği blockchain teknolojisine de blockchain 2.0 diyebiliriz. Şu basit soruyla aslında yola çıkıldı orada. Bizim elimizde esas olan bu güvenlik sistemi. Dijital kiralık kasa network'ü diyelim. Peki biz burada neden sadece para saklayalım ki? Biz burada bambaşka şeyler saklayabiliriz. Biz az önce söylediğiniz gibi biz burada değer atfedilen her türlü bilgiyi de saklayabiliriz. Bu ne olabilir? Bu bizim kimliğimize dair her türlü bilgi olabilir. Bu kimliğin içerisinde sadece pasaport ya da TC kimlik numarası gibi bilgiler aklınıza gelmesin. Bizim eğitim datamız kimliğimizin bir parçasıdır. Sağlık verilerimiz kimliğimizin bir parçasıdır. Alışveriş bilgilerimiz bizim kimliğimizin bir parçasıdır. Bunu bu şekilde çoğaltmak mümkün. Sadece kişilerin kimliği de değil, artık nesnelerin interneti çağındayız. Nesnelerin
takibinin kolay yapılması için onlara kimlik numaraları ya da çeşitli RFID uygulamalarıyla takibini mümkün kılan kodları biliyoruz. Onlarla takip ediyoruz. Onların da bilgisi hassas. Dolayısıyla bütün bu değerli bilgileri de biz blockchain sisteminde saklayabiliriz diye düşünerek Ethereum sistemi var ve ilk uygulamalardan, bu arada gene inovatif bir uygulamadan bahsedebiliriz. Akıllı kontratlar. Akıllı kontratlar sistemi Ethereum platformuyla hayatımıza gelen bir uygulama. Bütün ticareti dijital hale, blockchain sistemi üzerinden otomatize hale getirebilecek bir buluş. Artık bir yerden bir yere mal gönderildi, sonra araya tatil girdi, ödemesi yapılamadı ya da işte bir şekilde o dönemde ekonomik kriz vardı, 3 hafta 5 hafta sonra ödemesi yapılsın, bunu gibi diyaloglara gerek kalmıyor akıllı kontratlarla. Bir mal bir yerden öteki yere transfer edildiği anda ve iyi durumda olduğunun tespiti yine blockchain aracılığıyla da tasdiklendikten hemen sonra otomatik olarak, dijital olarak da diyelim, meblağın karşı tarafa yatması söz konusu. Akıllı kontratlar buradan başlayıp yine nesnenin internet uygulamalarında olduğu gibi pek çok yerde daha da yaygınlaşarak kullanılacaktır diye düşünüyorum. Yani bu yayının ilk konuşmasında birazcık ipucu verdik. Bahçeşehir Üniversitesi'nde, burada Blockchain East Center'dayız. Biraz da buradan bahsetmek isterim. Yani tabii, bu Blockchain East Center nedir, ne zaman kurulmuştur, kuruluş aşamasından bugüne kadar neler yapmıştır veya neler yapacaktır, içinde hala hazırlı bulunduğu ekosistem özelinde konuşacak olursak, ortak noktada çalıştığı başka kurum kuruluşlar var mıdır? Biraz bunlardan bahsetmek ister misiniz? Tabii, memnuniyetle. Blockchain East Center şu an itibariyle Türkiye'nin ilk ve tek üniversite bünyesindeki blok zincir teknolojileri uygulama ve araştırma merkezidir. Yaklaşık 2,5 ay önce de YÖK onayımız da geldi. Ama buranın kuruluş çalışmaları aslında yaklaşık 8-9 ay önce başladı. Şu anda 4 tane konuda olabildiğince tüm ekibimiz ve üniversitemizdeki hocaların desteğiyle birlikte varıl varıl açıkçası çalışıyoruz. Birinci ayak eğitim. Eğitim blok zincir teknolojileri konusunda hele en önemli konu. Çünkü sizin de az önceki sorularda bahsettiğiniz gibi blok zincir teknolojisine büyük bir ilgi olmakla beraber bilgi birikimi az. İşte merkez olarak biz bu ilginin sahiden bilgiye dönüşmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda lisans derslerimiz var. Bu bağlamda fintech yüksek lisans programımız var. Bu bağlamda merkezin seminerleri ve konferansları var. Burada ana amaç hem bu ilginin sahiden bilgiyle büyütülmesi hem de en önemli ihtiyaç olan blok zincir teknolojileri konusundaki insan kaynağının yetişmesini sağlamak. İkinci ayak, bu konuda farkındalığın artması. Az önce konuştuğumuz gibi meselenin potansiyelinin finansın da ötesinde, diğer sektörleri de kapsayabilecek şekilde çok büyük olduğunun herkes ve her kurum tarafından anlaşılması. Bu anlamda özellikle hukuksal düzenlemeler çok mühim. Kamu kuruluşlarımızda, devlet büyüklerimize bu konuda yasal düzenlemelerin nasıl yapılacağı konusunda sürekli istişare toplantıları içerisindeyiz. Aynı şekilde blockchain teknolojisi konusunda projeler geliştirmek isteyen firmalarla sürekli görüşmeler halindeyiz. Ben bu ikinci kısmı bu anlamda farkındalığın arttırılması için toplantıların yapılması ve bu konuda vizyonun doğru şekillenmesi olarak tanımlıyorum. Üçüncü ve dördüncü ayak, projenin merkez içerisinde ve merkez dışındaki işbirlikleriyle büyütülmesi. Şunu kastediyorum, ilk projemizden kısaca bahsetmiştik. Certified uygulaması, eğitim bilgilerinin ve eğitim belgelerinin bir pasaport şeklinde dilenen kurumla isteyen kişinin kontrolü altında paylaşılabilmesini sağlayacak. Diplomaların ve belgelerin sahtelik problemini ortadan kaldıracak bir blockchain teknolojisi uygulaması. Bu merkezin ilk projesi, hemen akabinde bir tedarik zinciri projesiyle merkez projelerine devam ediyoruz. Bununla birlikte dördüncü kısım olarak da hem Türkiye'de hem dünyada yürütülmekte olan blok zincir teknolojisi projelerini bazen sıfırdan itibaren kullanım alanlarından başlayarak, bazen
geliştirilmiş ama yarım kalmış projelerin bitirilmesi ve ürüne dönüştürülmesi konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla kabaca 4 ana alanda merkez faaliyet göstermekte. Burada öğrencilerimize çok teşekkür borçluyum. Merkez öğrencilerin yoğun ilgisiyle besleniyor. Burada çalışan toplam şu an 28 öğrencimiz var. Aynı şekilde bütün fakültelerimizden konunun disiplinler arası bir alan olmasına uygun şekilde pek çok farklı branştan hocalarımızın desteğiyle burada çalışmalar yürütülmekte. Henüz YÖK onayı o anlamında 2,5-3 aylık bir merkez olmakla beraber İstanbul Kalkınma Ajansı ve Habitat Derneği'nin İstanbul Blockchain Okulu ihalesini üstlenmiş vaziyetteyiz. Burada çok güzel birlikte çalışmalarımız olacak. Benzer şekilde farklı şirketlerle çok büyük projeler üzerine çalışmalarımız başladı. Büyük bir lansmanımız olacak. Hepinizi davet ediyoruz. Vallahi seve seve geliriz. Tamam. Son olarak ben şunu söyleyeyim, hemen ondan sonra topu sana atacağım. İlgi ve bilgi dediniz. Dediğiniz şey zaten çok doğru. Yani bir blok zinciri konusu var. Ama ne insan kaynağı konusunda ne bilgi konusunda, hatta temiz bilgi konusunda çok ciddi de bir eksiklik var. Doğru. Bu merkez o eksikliği tamamen kapatmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Peki bu ilgiyi bilgiye çevirmek isteyen, bizi şu an dinleyen veya izleyen insanlar bu merkezden dışarıdan nasıl faydalanabilirler veya faydalanabilirler? Tabii ki bu anlamda sahiden burası kapısı tüm İstanbul ve Türkiye'ye ve hatta yurt dışına açık bir merkez. Blok zinciri teknolojilerinde önemli bir aslında fikirsel dönüşüm de var. Bu teknoloji birbirinden farklı kurum ve kişilerin aslında güven ortamını sağlayarak bir arada çalışabileceği bir fırsatı sunuyor bütün insanlara ve kurumlara. Bu vizyona ve bu felsefeye uygun hareket etmek zaten bu araştırma merkezinin en birinci görevidir. Dolayısıyla konuyla ilgilenen ve daha çok bilgilenmek isteyen herkesi hem web sitemizde sunduğumuz eğitim materyallerini hem düzenli olarak sürdürdüğümüz İstanbul as a Blockchain Hub etkinliklerini bekliyoruz. Sadece bu etkinlikler için de değil, diledikleri zaman merkezimizde çalışan öğrencilerimizle temasa geçerek ya e-mail yoluyla ya bizzat buraya gelerek merkezde yapılan çalışmalar hakkında doğrudan bilgi alabilirler. Ve şu anda pek çok projeyle aynı anda çalıştığımız için sahiden bizim de ekibi büyütme stratejimiz ve planımız var. Burada dilerlerse ekibin de bir parçası olarak bu projelerde yer alabilirler. Çok teşekkürler. Güzel bir yayın oldu diyorum. Güzel bir sohbet oldu aslında. Kesinlikle. Ben de çok keyifli, bilgilendirici şeyler elde ettik. Siz de bahsettiniz. İşte Habitat Derneği olarak bizim İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirdiğim İstanbul Blockchain Okulu projemizde de eğitim kısmını sizlerle birlikte yürüteceğiz. Bu alana biz de katkı sunmak için elimizden geldiğince çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu da blockchain ekosistemine, Türkiye'deki yazılımcı ve blockchain temelli çalışmalara büyük katkı sağlayacak bir çalışma olacak. Bu konuda da birlikte çalışmaktan da çok memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istedim. Aynı şekilde. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Güzel bir yerde ev sahipliği yaptınız bize. Umarım ki bu çalışmaların devamı katlanarak gelecektir diye düşünüyorum. Siz de öyle umuyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi izleyenlere, dinleyenlere. Her yayını kapattığımız gibi bu yayını da klasik cümlelerle kapatacağız. Bize yayınların geliştirilmesiyle ilgili her türlü geri dönüşünüzü info@habitatderneği.org adresinden yapabilirsiniz. Ayrıca tüm sosyal medya hesaplarımızda da Habitat Derneği diye aratarak takip edebilir. Hem halihazırda yürüttüğümüz güncel projelerin hem de bu şekilde gerçekleştirdiğimiz ekstra etkinlik ve organizasyonların haberlerini oradan alabilirsiniz. Herkese çok teşekkürler diyerek kapatıyoruz.